Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde derinin nasıl tabaklandığını, nasıl temizlendiğini yine metin üzerinden göreceğiz. Bu konu temizlik kitabının son konusu oluyor. Bundan sonra namaz kitabına geçiş yapacağız inşallah. Eddersus sâdisu vel erbaun, 46. ders, tathirul cildi, derinin temizlenmesi. Yethuru, temiz olur, cildul meyteti, leşin ya da murdarın, murdar ölmüş hayvanın derisi temiz olur. Biddibâgatil hakikiyeti, hakiki tabaklamayla, tabaklama işlemleriyle temiz olur. Kelkarazi, karaz ismindeki ağacın yapraklarıyla. Demek ki eskiden yapraklarla değişik işlemlerden geçiriliyormuş deri. Ve bil hukmiyeti, hükmi tabaklamayla da temizlenir. Burada hakiki demişti, burada hükmi diyor. Hakiki ya da hükmi bir tabaklamayla deri temiz olur. Hükmî temizleme, tabaklama nasıl oluyor? Ketetribi, topraklama ve teşmisi, güneşlendirme gibi. Yani güneşte bırakma gibi. İlla cildel hinziri vel edemi, ancak domuzun ve insanın derisi bu hükümden hariçtir. Bunlar alıp tabaklanmaz, tabaklansa bile kullanılmaz. Ve tutahhiruz zekâtu eşşer'iyyetu, tutahhiru temizler, ezzekâtu boğazlama, hayvanın boğazlanması, eşşer'iyyetu şer'i olarak, dine uygun olarak boğazlanması temizler. Cilde gayril me'kuli, eti yenmeyen hayvanın derisini temizler. Normalde eti yenmez, derisi de kullanılmaz gibi, ama şer'i olarak kesilirse, şer'i olarak, şeriata uygun olarak bu hayvan kesilirse, onun derisi temizlenmiş olur, kullanılabilir. Dûne lahmihi, ancak eti kullanılmaz. Eti yenmiyor çünkü. Ale es-sahhi mâ yufte bihi, fetva verilen en sahih görüşe göre bu böyledir. Ve kullu şeyin, her şey, la yesri fihi demu, içinde kan akmayan her şey, içinde kan olmayan her şey, la yencusu bil mevti, ölmek suretiyle hayvanın ölümünden sonra necis değildir. Yani içinde kan bulunmayan hiçbir şey ölümden, hayvanın ölümünden sonra necis hale gelmez. Şimdi örneği verilince daha iyi anlaşılacak. Keşşari, saç gibi, ve rişi, tüy gibi, el meczuzi, nasıl bir tüy? Kesilmiş bir tüy. Kökünden koparılmış değil, kesilmiş bir tüy gibi. Vel karni, boynuz, vel hafiri, tırnak, vel azmi, kemik gibi. Mâ lem yekun bihi desemun, üzerinde desem, yani yağ olmayan, kemik yağı olmayan kemikler temizdir. Evet, bunlar neyden sonra? Ölümden sonra temiz oluyor, kullanılabiliyor yani. Çünkü bu tür şeylerin içerisinde kan yok. Vel asabu, sinir, insan ya da hayvanın sinir sistemi, necisun, necistir, fi sahihi, sahih olan, doğru olan görüşe göre. Ve naficetul miski, eskiden söz konusu edilmiş, bugün de belki söz konusu olabilir ama artık hayatımızdan çekilmiş bir şey. Miskin kesesi, yani koku, misk elde edilen ceylan mıdır ya da başka bir hayvan mıdır? İşte oradaki o hayvandan elde edilen misk kesesi, tahiratun, temizdir, kel miski, miskin kendisinde olduğu gibi. Nasıl misk temizse, miskin bulunduğu kese de, hayvandan alınan o parça da temizdir. Ve ekluhu halalun, miskin yenmesi de helaldir. Ana metnimiz bu kadardı. Şimdi şerhine geçiyoruz. Yethuru, temiz olur. Cildül meyteti, murdar hayvanın derisi. Biddibâgatil hakikiyeti kel karazi, karaz gibi bir ağaç yaprağıyla, hakiki manada yapılan bir tabaklamayla murdar hayvanın derisi temiz hale gelir.
Ve huve garabus selem, burada karazı tarif ediyor. Selem adındaki ağacın yapraklarıdır bu karaz. Ev temrus senfi vel afsi, ya da sent ya da afs denilen ağaçların hurmaları. Ve buşurir rummani, ve buşurur rummani narın kışırları, kabukları. Ve şebbi ya da şeb denilen ağacın meyvesinin kabukları. Demek ki eskiden bunlarla tabaklama yapılıyormuş, deriler temizleniyormuş. Bunları söz konusu etmiş müellif. Ve bi eddibagatil hukmiyeti, hakiki tabaklamayla olduğu gibi hükmi tabaklamayla da deri temiz olur. Kettetribi, topraklama, toprak işleminden geçirme. Ve teşmisi ya da güneşlendirme, güneşe bırakma gibi. Ve ilfain vel ilfai fil hevai, ya da havada bırakmak gibi. İlfa burada ibga manasında. Havada bırakmak suretiyle tabaklamak gibi. Fetecuzu, dolayısıyla caiz olur. Es salatu fihi, namaz bu tür tabaklanmış derilerin içerisinde ya da üstünde caiz olur. Vel vudu'u minhu, ve bu tür derilerden yapılmış kırbalardan alınan, içilen sular da temizdir. Bunlarla abdest de alınabilir. Likavli sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü deri konusunda Efendimizin genel beyanları vardır. Deri ile alakalı şöyle buyurur mesela: Eyyüme ihabin, herhangi bir deri, dübiga, eğer tabaklanmışsa, fakat tahura, temiz olmuş demektir. Tabaklanan deri temizdir. Ve erade sallallahu aleyhi ve sellem en yetevadda'e min sika'in, ve bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam sika, yani kırba, su kırbasından, deriden yapılmış su kırbasından abdest almak istemişti. Fekîle lehu innehu meytetun. Efendimiz'e denildi ki, ya Resulallah, bu kırbanın derisi meyteden, murdar hayvandan elde edilmiştir. Fekale, Efendimiz buyurdular ki, bibâguhu, onun tabaklanması, muzilun hubfehu ev necisehu ev ricsehu, o derinin necasetini, pisliğini giderir. Yani tabaklamayla deri temiz olmuş demektir, buyuruyor. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, yine Efendimiz başka bir hadislerinde şöyle buyurmuşlar: İstemti'u, yararlanınız, kullanınız, bi culudil meyteti, murdar hayvanın derisini, ize dubigat, tabaklandıktan sonra. Evet, tabaklanma demek ki şer'i olarak, aynı zamanda bu bilimsel olarak da, yani kimyevi olarak da ortaya konulan bir şeydir. Temizlenmiş oluyor, kullanılmazda bir mahsur bulunmuyor. Türaben, burada hadisin açıklamasını yapıyor müellif. Türaben ister toprakla tabaklanmış olsun, kâne ev ramâden ya da kumla, ev milhan ya da tuzla tabaklanmış olsun, fark etmez. Eskiden demek ki bunlarla tabaklanıyormuş. Tabii şimdi değişik kimyevi karışımlarla tabaklanıyor olabilir. Ama netice fark etmez. Bugün de yine tabaklanmış derilerle, işlemden geçirilmiş derilerle namaz kılınabilir. O deriler temiz hükmündedir. Yalnız bunun bir istisnası var. İlle cildel hinzir. Domuzun derisi bu hükümden hariçtir. Linneceseti aynihi. Çünkü domuzun kendisi necasetül ayn'dır. Yani maddesi bizatihi necis olan bir hayvandır. Maddesi necis olunca artık eti de, derisi de, kılı da kullanılmaz, temiz değildir. Vaddibagatu, tabaklama, li ihracir rutubetin neciseti, necis, pis, rutubeti, ıslaklığı, yaşlığı çıkarmak içindir. Çıkarmak için yapılır tabaklama. Yani tabaklamayla derinin pis şeyleri giderilir, ıslaklığı giderilir, kurutulur. Bunu kastediyor. Minel cildi, ciltten o necis, pis, rutubet giderilir. Et tahiri, temiz ciltten, temiz deriden giderilir. Bil esareti, aslen temiz olan. Aslen temiz olan deriden pis bir rutubetin giderilmesi için yapılır tabaklama. Ve hâze, bu ise, yani domuzun derisi ise, necisul ayni, necisun lil ayni, ya da aynından dolayı necistir. Yani maddesinden dolayı necistir, pistir. Bil asale, aslı itibariyle temiz değildir. Burada
bil asale ile lil ayni birbirine zıt kavramlar olmuş oluyor. Birisi bizatihi kendisi temiz, asaleten temiz, asıl olarak temiz. Birisi de madde itibariyle necis demektir. Evet, domuzun derisi maddesi itibariyle, asıl itibariyle pistir. Tabaklamayla temiz hale gelmez. Ve cildel ademiyi, Ademi'nin yani Ademoğlunun, insanın derisi de bu hükümden hariçtir. Niçin? İnsanın derisi kullanılmaz, tabaklanmaz. Li kerametihi, çünkü insanın bir şerefi vardır. Çok değerli bir varlıktır. Derisi alınıp da tabaklanıp da kullanılacak bir hayvan gibi değildir insan. İnsan insandır. Ve in hukime bi taharatihi, her ne kadar insanın derisinin temizliğine hükmedilse bile la yecuzu, caiz olmaz istiameluhu, kullanılması kesairi eczail edemiyi, insanın diğer cüzleri, diğer organları gibi, diğer parçaları gibi kullanılması caiz olmaz. Yani burada şunu demek istiyor. İnsanın diğer organları nasıl kullanılmıyorsa insanın derisi de kullanılmaz. Vaka bazen zarurete binaen böbrek nakli, kalp nakli vesaire yapılıyor ama bunlar zaruretten, ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Diğer türlü yani deri nakli de yapılabilir. Ama ihtiyaçların ve zaruretlerin dışında insanın derisi tabaklanarak kullanılmaz. Ve tutahhiru, temizler. El zekatu şer'iyyetu, şer'i zekat. Zekat burada peltek z ile, o bildiğimiz zekat keskin z ile oluyor. Keskin z ile olan zekat temizleme manasına geliyor. Ama burada peltek z ile kullanılan zekat boğazlama, hayvanı boğazlama, hayvanı kesme manasında kullanılıyor. Şer'i olarak hayvanın boğazlanması temizler. Yani deriyi temizler diyecek birazdan. Harace bihe, bununla hariç kalmıştır. Konunun dışında, hükmün dışında kalmıştır. Zebhul mecusiyi şey'en, mecusi insanın herhangi bir şeyi boğazlaması, bir hayvanı kesmesi hüküm olarak dışarıda bırakılmıştır. Bel muhrimi sayden, ihrama girmiş bir insanın avladığı av da dışarıda bırakılmıştır. Ve terikut tesmiyeti amden, amden yani kasten tesmiyeyi, Allah'ın ismini zikretmeyi, besmele çekmeyi terk etmiş olan insanın kesmiş olduğu hayvanda bu hükmün dışında bırakılmıştır. Yani bunlar temiz olmaz. Şer'i olarak kesilmiş olsa bile temiz olmaz. Cilde gayril me'kuli, yani eti yenmeyen hayvanın derisini temizler. Ne temizler? Şer'i olarak kesim. Normalde hayvanın eti yenmiyor ama o hayvanı şer'i olarak keserse bir insan, o hayvanın derisi temiz hale gelmiş olur. Sivel hinziri, burada hemen kaydını koydu. Domuz hariç dedi. Li'enne, çünkü amele zekati, boğazlama işlemi, amelut dibagati, tabaklama manasına gelen bir iştir. Hayvanın şer'i olarak kesilmesi, o hayvanın derisinin tabaklanması manasına gelir. Fi izaleti rutubetin neciseti, pis rutubetleri giderme konusunda tabaklama manasına gelir. Bel evle, hatta şer'i olarak kesim tabaklamadan daha evladır, daha güzel bir temizleme işlemidir. Düne lahmihi, tabi bu eti yenmeyen hayvanın şer'i olarak kesilmesiyle o hayvanın eti caiz hale gelmez. Fela yathuru, dolayısıyla temiz de olmaz. Hem helal değildir hem de temiz değildir. Ale essahhi ma yufte bihi, fetva verilen en sahih görüşe göre bu böyledir. Minet tashihi haynil muhtelifeyni, çeşitli farklı iki görüşten en sahih görüşe göre demek bu. Tashih, sahihlendirme, yani sahih görme, araştırmalar neticesinde sahih görme manasında kullanılıyor. Muhtelifeyn burada farklı. İki farklı görüşten fetva verilen en sahih görüşe göre, evet, böyle bir hayvanın eti helal değildir, temiz de değildir. Devam ediyoruz. Ve kullu şeyin, her şey,
Hemen ilk etapta tercüme edince bu kavramı, bu ibareyi her şey diye tercüme ederiz ama normalde cümle içerisinde hiçbir şey diye tercüme edeceğiz. Hiçbir şey min eczeil hayvani, hayvanın cüzlerinden, parçalarından hiçbir şey gayril hınziri, tabi hınzırın dışında. Hınzır zaten kullanılmıyor da hınzırın dışındaki hayvanların da cüzlerinden hiçbir şey, nasıl hiçbir şey? La yesri fihi, orada akmıyor. Eddemu, kan akmıyor. Kan akmayan hiçbir organ, hiçbir parça. La yencusu, pis olmaz. Bil mevti, hayvanın ölmesiyle pis olmaz. Liennen necasete, çünkü necaset, pislik, bihtibasi demi, kanın hapsolmasıyla gerçekleşir. Yani kanın bir organın içinde bulunmasıyla orada necaset meydana gelir ki kanın gerçekten mikrop kapması, necis hale gelmesi çok hızlı oluyor. Dolayısıyla şer'i olarak da necaset kanın bulunmasına bağlanmış. Ve huve mun'adimun fîmâ huve. Burada ise, söz konusu ettiğimiz şeylerde ise kan yoktur. Ne gibi bunlar? Ne gibi bu söz konusu ettiğimiz organlar? Keşşâri, saç gibi. Saçta kan yoktur. Ve rîşil meczûzi, kesilmiş, kökünden koparılmış değil, kesilmiş tüyde de kan yoktur. Liennel mensule, çünkü koparılmış, kökünden koparılmış, cidruhu, kökü koparılmış olan şey, saç, tüy, bunlar necisun, necistir. Yani yine vücuda ait bir sıvıyı, bir kanı ya da bir irini ya da herhangi bir sıvıyı üzerinde barındıracağından dolayı o saçın kökü necis kabul ediliyor. Ama meczuz olan, yani kökünden koparılmayıp kesilmiş olan tüy de temiz kabul edilmiş. Çünkü onda kan yoktur. Vel karni, boynuz, vel hafiri, tırnak, vel azmi, kemik, ma lem yekun bihi, ey el azmi, desemun. Yani şu kemikte olmadığı müddetçe, ne olmadığı müddetçe, desemun ya. Ya olmadığı müddetçe kemiğin kendisi de temizdir. Diğer organlar parçalarda olduğu gibi. Yani burada sayılan parçalarda olduğu gibi. Liennehu necisun. Niçin yağı burada hariç bıraktı? Yani yağlı kemik pis oluyor da yağsız kemik neden temiz oluyor? Liennehu, çünkü yağ necisun, pistir, minel meyteti, murdar hayvandan bir parça olarak pistir. Ve izâ zâle, gittiğinde, zail olduğunda, anil azmi, kemikten ne gittiğinde, yağ gittiğinde, desem gittiğinde ne olur? Zele anhun necesu, ondan pislik gitmiş olur ya da necis diye de kullanılabilir belki. Pislik gitmiş olur. Dolayısıyla kemik temiz hale gelir. Vel azmu, kemik, fi zatihi, kendi zatında, kendi aynında, tahirun, temizdir. Öyleyse ölmüş hayvanların kemikleri temiz olarak kullanılabilir. Bir mahzuru yoktur. Çünkü kemik zatında temizdir şer'i olarak. Bir içtihat neticesi böyle deniliyor. Belki zıttını söyleyen ulema da vardır ama içtihadi olarak buna temiz olarak bakılıyor. Lime ehrace, şu tahric edilen, rivayet edilen hadisten dolayı, Tarikutni rivayet etmiş, kitabını almış. İnneme harrame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatü vesselam haram kıldı. Minel meyteti, ölmüş hayvandan, murdardan, lahmehe, etini haram kıldı. Fe emmel cildu ve şa'ru ve sufu, deri, kıl, saç kılı olur, başka kıllar olur. Ve sufu, yün. Bunlar ise fele be'se bihi, bunlarda bir beis, bir mahzur yoktur. Yani burada kemiği de dahil etmiş oluyor yani. Sadece etini Efendimiz haram kılmışsa o zaman kemik de caiz kabul edilmiştir. Bu hadis hem derinin, kılın, yünün helal olduğuna dair, temiz olduğuna dair bir delil oluyor, hem de kemiğin temiz olduğuna dair bir delil oluyor.
Vel asabu sinir, hayvandaki sinir. Necisun, necistir. Fis sahih, sahih olan görüşe göre. Miner rivayeti, rivayete dayalı bir görüş, sahih görüşte necis kabul edilmiştir. Li'enne fihi, çünkü asapta, sinirde vardır. Hayaten, hayat vardır, canlılık vardır. Bir delili teellümi, elem çekmesinden yola çıkarak, onu delil kabul ederek bunu söyleyebiliyoruz diyor. Bir kat'ihi, kesildiği esnada. Yani sinirler kesildiğinde hayvan refleks gösteriyor, acı çekiyor belki kısmen de olsa. İşte bu hareketten, bu acı çekmeden, tepkiden dolayı sinirlerde hayatın olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla içinde kan vardır, canlılığı ifade eden şeyler vardır. Onun içinde necis kabul edilir. Ve neficetül miski, misk kesesi, hayvandaki misk kesesi, tahiratun, temizdir, kel miski, miskin kendisi gibi. Lil ittifaki ala taharatihi, ittifak vardır. Ne konuda? Miskin temiz olduğu konusunda. Miskin temiz olduğu konusunda ittifak vardır. Dolayısıyla temiz bir şeyin içinde bulunduğu şey de, tabii şey de, hayvana ait şey de temiz kabul edilmiştir. Ve ekluhu, miskin yenmesi, ey el miski, buradaki hu'nun nereye gittiğini söylüyor. Miske gidiyor. Misk, o güzel koku, kokunun yenmesi, helalun, helaldir. Yani biz miski yemeyiz, kokuyu yemeyiz ama yenildiği takdirde diyelim. Eskiden belki de yeniliyordu, bilemiyoruz. Yenildiği takdirde bu helaldir. Ve nussa, nas getirilmiştir, nas varid olmuştur. Ale hilli eklihi, miskin yenmesinin helal olduğuna dair nas varid olmuştur. Burayı o yüzden meçhul okumakta isabet gördük. Nussa dedik. Nassa şeklinde de okunabilir, malum olarak okunabilir. Allah ya da Resulü bunu böyle beyan etmiştir şeklinde tercüme edebiliriz. Ama nussa dediğimizde meçhul tercüme daha güzel olabilir. Evet arkadaşlar, derinin tabaklanmasını, derinin temizlenmesini, tabaklanmak suretiyle temizlenmesini metin üzerinden işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde namaz kitabına geçeceğiz inşallah. Görüşmek dileğiyle.